Merhaba dostlarım, ben Neo. Arda arda insanlıktan utanmama challenge gelmesine şaşırdınız değil mi? Bence şaşırmayın. Tabii ki gelecek. Bu seriye bir borcum var ve borcumu ödemeye çalışıyorum. Dün utanmama challenge yüklediğim için de içimde böyle aşırı şekilde video yapma isteği var. Sürekli konuşmak istiyorum böyle sürekli. Normalde de çok konuşan bir insanım zaten de hani bu kadar değil. Hiç vakit kaybetmeden direkt olarak başlayalım. Bakalım bizi neler bekliyor. İnsanlıktan utanmama challenge bölüm 44 ile hepinize iyi seyirler. Allah'ım sen bizi gerizekalılardan koru. Koronavirüs challenge diyerek uçak tuvaletini yalamak nedir? Aşırı iğrençsiniz, aşırı. İnsanlar dikkat çekmek için ne yapacaklarını şaşırmışlar. Hep doğal seleksiyon falan diyoruz ya. Keşke doğa ana tam bu durumlarda böyle ortaya çıkıp böyle gerizekalıların işini erkenden halletse. En azından çürüyerek toprağa falan faydaları olur. Böcekler karnını doyurur, böcekleri başkaları yer, o onu yer, o onu yer falan derken gayet güzel zincirleme besin piramidi. Çünkü ben bunların hani yaşıyorken fayda sağlayacağını falan düşünmüyorum. Gerçi bu beyinle çok yaşamazlar, o da ayrı bir konu da. Hayır yani bu kadar mı salaksınız arkadaş? Neden böyle bir şey yapıyorsunuz? Bir de bunun ciddi bir suç olması gerekmiyor mu? Bu bildiğin terör suçuyla eşdeğer bir suç bence. Sen kendinde olduğunu bildiğin halde bir hastalığı belki de yüz binlerce insana bulaştırıp onların ölümüne sebebiyet vermiş olacaksın. Lütfen bu kadar geri zekalı ve aşağılık olmayın. İzlenmek için ne yapacağınızı şaşırdınız. Koronavirüs challenge'mış. Keşke Rus ruleti challenge falan yapsanız. Ama onu YouTube'da falan izleyemeyiz. Televizyona çıkarsınız oradan izleriz. Geç. Senin derdin ne ya brocum? Ne istiyorsun hayvandan? Geçen göle kokun videosunda gördüm bu yeni akımı. Bir araştırayım dedim, böyle kusasım geldi. Hayvanların yaşadıkları deliklere böyle mentos ve kola dökerek hararetle dışarı çıkmasını sağlıyorlar. Neden diye sormayın, ben de araştırdım ama gerçekten bir sebebini bilmiyorum. Hani yakalayıp yemek için böyle geliştirilmiş avcılık yetenekleri var diyeceğim. Yakaladıkları hayvanların büyük bir çoğunluğunu serbest bırakıyorlar veya yakaladıkları hayvanlar zaten yenilecek hayvanlar değil. Tabii ki bu videoların bir kısmını Çin'de falan çekmiyorlarsa. Onlar taştan yumuşak, ne varsa yiyor. Bu da yine demin ki koronavirüs challenge gibi işte YouTube için çıkmış bir akım sanırım. Böyle videoları görünce hani keşke YouTube'dan para kazanılması falan olmasaydı diyorum. İnsanlar para için her şeyi yapıyor çünkü. Ha sen de kazanamayacaksın diyeceksin ama umurumda değil. Böyle videolar olmayacaksa kazanmayayım. Ya tek sorun benim para kazanmamsa ben de kazanmayayım, yani problem değil. Bir tane gerizekalı davar anasını satayım. Siz böyle deliğinizde güzel güzel takılırken zaten risk altındasınız. Hani zaten ölümle sürekli burun burunasınız. Gelip kola ve mentos dökerek sizin yuvanızda sizi rahatsız ediyor. Şu videolar neden YouTube'dan kaldırılmıyor onu da bilmiyorum. Normalde yasak içerikler. Biz en ufak bir görüntü kullansak sarı dolar yiyoruz ki bütün videolar sarı dolarlı. Daha sonra videomuz kaldırılıyor. Millet neler neler yapıyor, hiçbir sıkıntı yok. Kahpe adaletsiz sistem burada da işlemeye devam ediyor. Geç. Bye bye. Oğlum neden hep böyle oluyor bilmiyorum ama bak, ben bir insanı sevmiyorsam neden sevmediğimi artık o kadar iyi anlıyorum ki. Bir insana ısınamıyorsam nedense o insanın bir şeyi böyle 5 ay sonra 6 ay sonra çıkıyor ya. Bak Sıla'ya hiçbir zaman ısınamamıştım zaten. Sebebi çok basit, yani o konulara girmeyeceğim demeyeceğim, belki girerim bilmiyorum. Şu anki konuşmama bağlı. Biz bu konu hakkında konuşalım. Sen böyle duyarlı görünmek için yok canlı yayın aç, işte sahte gülümsemeler, sahte duyarlar kas. Ondan sonra canlı yayın kapanınca oh kurtuldum de. Sanki kafasına silah dayayıp zorla canlı yayın açtırmışlar. Seni Allah kurtarmış Ahmet Kural, Allah kurtarmış. Ben Ahmet Kural olayı çıktığında da hani günahım kadar inanmadım bu kadına, kim ne derse desin de. Ahmet Kural zaten itiraf etti hani yaptığını, ki kadın şey demiş. Seni bitireceğim, seni şöyle yapacağım gibi şeyler söylemiş. Bu konuşmadan bile zaten söylenenlerin, o şiddet tarafında söylenenlerin büyük bir kısmının yalan olduğunu bence anlayabilirsiniz. Ondan sonraki 10 gün zaten ne olduğunu biliyorsunuz. Raporların büyük çoğunluğu sahte çıkıyor, hatta geri alıyor böyle suçlamaları falan. Ben kadınım işte, bana vurdu falan diyerek prim yapamadı vesaire. Ya şu tipe şu yapılır mı ya? Arkadaşlar ben bir kadını sevdim. Aşık oldum. Onu önemsedim ve ona saygı duymaktan başka bir şey yapmadım. Ama bu dediğimi unutmayın kesinlikle. Sevdiğiniz kadınla buluşma salonunda buluşmamız ve... Neyi sevdiğiniz? Eskiden sevdiğim kadın.
Dostlarım siz ne düşünüyorsunuz? Hani ne bileyim, bu konuda bir fikriniz var mı bilmiyorum da. Ahmet Kural'ın birine hani ciddi ciddi isteyerek böyle kötü kalplilikle şiddet uygulayabileceğini düşünmeyen tek ben değilim değil mi? Gerçekten bak, sebebini bilmediğim şekilde bu adam bana böyle aşırı iyi niyetli, aşırı iyi biriymiş gibi geliyor. Mesela bak, Sıla da tam tersi. Sebebini bilmiyorum. Gerçi bunun bilimsel bir yansıması da var. Bir insan sana öyle geliyorsa muhtemelen öyle olduğu için, yani buna altıncı his diyorlar zaten. Bazı insanlarınki çok güçlenmiş durumda. Hani benimki çok güçlü falan demiyorum. Sizinki de belki öyledir. Çünkü bu duyguları hani ondan almanın sebebi bakış açın falan değil. Yani bir çeşit bir şey ama şu anda adını hatırlamıyorum. Neyse, bizim konumuz Sıla. Ahmet Kural'ın avukatlığını yapmayayım. Gerek yok. Bu arada elbette şiddete karşıyım. Hani yine bu arada Ahmet Kural şiddetin bir kısmının doğru olduğunu zaten söyledi. Şiddetten kastım şu, hani böyle kollardan tutarak sarsmak. Elbette bu da kötü. Hani bunun olmaması gerekiyordu. Bundan yana hiçbir sıkıntı yok. Olmaması gerek de hani Ahmet Kural da şunları söyledi diye biliyorum. Ben gözüne vurmadım. Hani kafasına kül tablası atmadım. Sadece kollarından tutup işte o anki sinirle sarstım dedi. Ertesi gün Sıla'ya bakıyorsun, gözü morarmış, işte ne bileyim çeşit çeşit yerlerinde morluklar var. O morluklar nereden çıktı? Gözünden tutun da işte birçok yerinde böyle mor olduğuna dair böyle darp raporu aldı. Valla ben inanmıyorum yani, böyle insanlardan korkacaksın zaten. Gider kafasını duvara vurur, gözüne yumruk atar, o yaptı der. Ki yapmış da zaten. Zaten birçok yeri böyle olaylar ünsüz insanlar arasında bile yaşandı. Kaldı ki hani yine söylüyorum, Sıla ile Ahmet Kural kavga ederken Sıla bağıra bağıra seni bitireceğim Ahmet Kural gibi şeyler söylemiş. Seni bitireceğim derken neyi kastettiğinizi biliyorsunuz işte, hani çok şey yapmaya gerek yok. Neyse Salacığım, bir daha canlı yayını açmazsın, olur biter yani, çok da şey yapma, zorla kafana silah dayayarak duyarlı ol falan kimse demiyor. Çok da uzatmaya gerek yok bu konuları bence. Geç. Chinese virus. Why do you keep calling this the Chinese virus? Ethnicity does not cause the virus. Why do you keep using this? A lot of people say it's China. Racist. It's not racist at all, no, not at all. It comes from China. Zamanında Trump'la alakalı dünyanın en böyle şey lideri diye video yaparak bu adam hakkında 15 dakika boyunca konuştum. Hiç tahmin etmezdim o günden bu yana bu adamla aynı fikirde olacağımı. Kendisinden yine nefret ediyorum. Yine hala günahım kadar sevmem ki, sevecek biri değil zaten. Ama bu konuda kesinlikle haklı. Çin virüsü kardeşim bunun adı. Çin virüsü. Gereksiz hümanistik yapmaya gerek yok. Çin'den çıkıyorsa tabii ki Çin virüsü diyeceksin. Kaldı ki hani insanların ısrarla Çin virüsü demesinin sebebi sadece Çin'den çıkmış olması bile değil. Çin'in olayları bu raddeye getirmesi. Koronavirüsü ilk çıktığında böyle aylardan Ekim veya Kasım gibi bir şeydi. Bunu ifşalayan Çinli doktoru sen kalk hükümet olarak işte hapse at, işkence et, insanların virüsü kapmasını izle, virüs işte kontrolümüz altında, tehlikeli değil de ondan sonra böyle yayılmasına izin ver. Mart ayı bitti ve hala aylarca belki evden dışarı çıkamayacağız. Tüm dünya özellikle ekonomik anlamda böyle ciddi çöküş içinde olsun ama biz Çin virüsü deyince işte suçlu olalım. Ya bir yürü git gözünü, tabii ki Çin virüsü lan. İnsanların dükkanları battı, sokağa çıkamıyorlar, dünyada 500 bin tane koronavirüs üstü şu anda insan var ve bunların milyonları bulacağı söyleniyor. Her birimizin hayatı sadece şu anlık tabii ki. Bitmiş gibi bir şey, hala böyle gereksiz şekilde Çin savunan insanlar var ya. Neymiş efendim Çin virüsü demek işte yanlışmış. Yürü git şuradan ya. Neymiş efendim, bugüne kadar hiçbir virüse ülke ismi verilmemiş. Tamam, belki gerçekten verilmedi diyelim, hani sıkıntı yok ama artık verilsin. Çin o şansını çoktan kaybetti. Bu kadar bok boğazlı bir millet olunmaz. 10 virüsten 9'u bir tane ülkeden çıkıyorsa, geçen videomda da söyledim zaten. Umarım İşte Birleşmiş Milletler falan, kim artık bu konuya bakıyorsa, gereken cezayı keser. Ben bir cezası olması gerektiğini kesinlikle düşünüyorum. Dünyaya çok ciddi şekilde borçlular. Geç. Bana nedense Aline Tilki'nin bütün şarkıları aynı geliyor. Zaten 3-4 tane şarkısı var ve böyle hepsini dinlerken sanki aynı ritim üzerinde sadece sözler değişmiş hissiyatına kapılıyorum. Ya çok bir söz de yok, o ayrı bir konu da. Kendim açıp da dinlemiyorum tabii ki, hani maruz kalıyoruz diyelim. Her sokakta, her kafede böyle ayrı ayrı çaldığı için 2 günde ezberleyebiliyorsun. Şarkı berbat arkadaşlar. Kusura bakmayın, daha yumuşak bir şey söyleyemiyorum ama berbat. Tıpkı o son yaptığıydı herhalde, bilmiyorum, o dondurma şarkısı gibi. Bunda da tamamen kliple ön plana çıkmaya çalışılmış. Garip garip hareketler yapan böyle bir ergen ve tamamen buna da işte kim ne derse desin, kendi gibi ergen insanları çekmek için tasarlanan kıyafetler. Anlayan anladı zaten ne demek istediğimi. Bunu 4 dakika boyunca bilmem insanlıktan utanmama challenge kaçta konuşmuştum. Orada da Aline Tekin'in şarkısından örnek vermiştim. Tekrar konuşmayayım lütfen. Valla çok yoruluyorum ya. Çok çok yoruluyorum. Bu arada kızın sesi gerçekten güzel ama işte istediği kadar sesi güzel olsun ki, dediğim gibi çok güzel bir sesi var bence. Ama egosu ve yaptığı işler berbat. Süperstar havalarında ama değil yani. Bariz bir şekilde ortada
ortada. Bu şarkıyla süperstar olunuyorsa eğer ülkede birçok insan süperstar olabilir. Şarkıyı baştan sona dinleyeyim, hani öyle yorum yapayım dedim. 2x'i alıp dinledim daha hızlı bitsin diye. Ben bir şarkıya dayanamıyorsam bir sıkıntı vardır bence. Yani evet, geç. Ben severim mesela öyle erkeği. Ben şeyciyim. Erkek çalışsın, kadın evde çocuklarını kendi büyütsün, yemeğini yapsın, kocasını karşılasın. Ben mesela öyle bir kadın. Kendi ama üretime girmesi lazım. Ablacığım sen neden o zaman evde oturmuyorsun? Hani otursaydın evde çalışmadan. Böyle bir imkanın olabileceğini hepimiz biliyoruz. Böyle konuşun işte, ondan sonra yok erkek şiddeti, yok erkeğin sözünden çıkamıyoruz falan diyorlar. Tabii ki çıkamazsın. Kadın üretimde olmazsa, kadın kendini geliştirmezse, kadın ah benim kocam işte evimin direği falan derse, kendini eve kapatırsa ne olacak bunun sonu? Kadının tek görevi işte evde temizlik yapmak olursa, çocuklara bakmak olursa, ne bileyim evden dışarı çok fazla çıkmamak olursa, genel olarak ekonomik açıdan özellikle evi sadece erkek geçindirirse bunlar ayrıldıktan sonra ne olacaklar? Kadın yanlış bir seçim yapmışsa ne olacak? Kendini hiç geliştirmeyen kadın o saatten sonra çok ciddi sıkıntılar yaşamayacak mı? Gerçi Hülya Avşar'ın bunlarla alakalı böyle bunun gibi birçok konuşması vardı işte. Söyledikleriyle yaşam tarzı çok uyuşmuyormuş gibi geliyor. Hani genel yaşam tarzına bakarsak Hülya Avşar'ın istediği erkeklerin, yani erkek dediğim böyle olmalı dediği erkeklerin Hülya Avşar'ın yaşam tarzını çok da böyle benimseyeceklerine ve böyle kabul edeceklerine inanmıyorum. Çünkü bildiğin kro istiyor yani, hani başka bir şey değil yani, bildiğin şu an nasıl söyleyeceğim bilmiyorum ama istediği erkek tarzını hepimiz biliyoruz. Erkeğim ya, böyle evimin direğe gelmiş böyle uf lan gibi. Yaşam tarzına bakıyorsun, bambaşka birisi. Ne demişler dostlarım? Ya olduğun gibi görün ya da göründüğün gibi ol. Geç. Yok. Yeşil pasaport var mı? Yeşil pasaportum yok. Benim isteklerimin sende hiçbiri yok. Sana he diyemeyeceğim, kusura bakma. Dur ayol, dur. Yok. Dur bir dakika Meryem teyze, yok. Acele etmeyelim, dur. Senin yeşil pasaportun var mı? Benim yeşil pasaportum var. Vay anasını be. Yeşil pasaportlar yüzünden aşklar bitiyor. Görüyorsunuz değil mi? Sizinki de dert mi? Ama tabii belli bir yaştan sonra demek ki yeşil pasaport veya sigorta gibi şeyler çok önemli olduğu için, hani yaşlı insanlar oldukları için, yani haklı gibi. Sonuçta o yaştan sonra evin var mı, villan var mı diye sormak daha saçma olurdu. Tabii ki yeşil pasaportu soracak. Bu arada dostlarım her zaman böyle olmaya devam edecek. Her insanlıktan utanmama challenge videosunu böyle eğlenceli bitirmek istiyorum. Böylesi daha iyi. Bir insanlıktan utanmama challenge'ın daha sonuna gelelim. Bu sefer birazcık kör oldum, hani ağzım yoruldu konuşmaktan. Allah bir çene vermiş anasını satayım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Düşüncelerinizi yorum kısmına yazmayı unutmayın. İyi ki varsınız. Kendinize çokça iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.